intihar mı etti, karısı mı öldürdü? Açıkla hocam. Ya hocam, adam zaten bipolar ve çok kötü bir meç. Neden dolayı? Bipolar bir adamın orospu karısının ya da sevgilisinin olmaması lazım. Çok bağlı olması lazım ona. Kaldıramaz, handle edemez, kendine hakim olamaz. Fıttırır, kafaya takar, dert eder. Şimdi bu bir intihara delil olarak benim kendi çapımda. İki, Cobain intihar başarılı olduğu, tırnak içinde başarılı olduğu intihar girişiminden önce bir intihar girişiminde daha bulunuyor. Arkadaşları kurtarıyor. Yani adam zaten suicidal. O yüzden karı katalizör olmuştur. He, ama şöyle bir şeyle gelirsen, karı öldürmüştür de karı artık boka gitmesin diye üstü örtülmüş arkadaşların tarafından falan filan. Yani artık. Bipolarlar da intihar oranı çok yüksek arkadaşlar. Yani yarısından fazlası intihara teşebbüs ediyor. Bipolarsa da %50'den fazla intihar etme ihtimali var diye düşün. Tabii teşebbüslerin hepsi başarılı olmuyor ama ve bipolar bir insanın intihardan ölme ihtimali %10'dan yüksek. Bipolar bozukluk videomda anlattıydım. Yani birçok kanser hastalığından, ciddi hastalıktan bile yüksek aslında öldürme oranı bipoları. Tabii ölme sebebin bipolar olmuyor. Ölme sebebin intihar. Hiçbir mental hastalık öldürmez. Ama dolaylı yoldan. Evet. O yüzden iyi, o zaman Cobain'in biz bir lityum şarkısını açak ya. Cobain bu şarkısında aynı beni anlatıyor. Bak bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bırak bak. Bir Sezen, bir Cobain aynı ben. Live değil, hayır. Albüm kaydı istiyorum. Ha.